Ben diyorum ki, sen yine de şimdilik Almanya'da takıl. Asıl nereye gideceğine orada karar veririz. Şimdi aldık biletini, gittin Brezilya'ya. Orada ne yapacaksın? Nerede kalacaksın? Nasıl para yollayacaksın? Bir sürü iş. Abi niye iniyoruz aşağı? Ne var aşağıda? Para mara var aşağıda. Ne olacak Mahmut? Aşağısı güvenli. Biraz konuşalım. Hele bir anlat abi, niye bu derlendi? Ona göre nasıl yumuşatacağız ona bakalım. Abi bana mı sıkacaksın? Belki sıkacağım. Belki sıkmayacağım. Hadi yürü. Hele bir anlat Mahmut. Neler oluyor? Abim bütün masayı devlete sattı. Hepinizi. Ben de bunu biliyorum diye beni öldürtüyor sana. Canı sağ olsun abi benim. Sık sen de. Diyeceğim budur. Mahmut. Hele şu işi bir iyice anlat. Çocuk hem yetim hem öksüz büyüdü. Hem anası hem babası olmaya çalıştım. Beceremedim hazır. Yanlış büyüttüm Mahmut'u. Senin yanlış manlış yaptığın yok abi. Abim benim için ne yaptıysa sen de onun için onu yaptın. Hatta daha fazlasını yaptın Selim. Hızır. Kardeşimin ölüm emrini verdim. Kardeşimi öldürttüm. Selim abi. Beni hep bir kardeşin olarak gördün.
Bundan sonra da beni öz kardeşin olarak görürsen eğer, şeref duyarım abi. İlyas'ım. İlyas, ne oluyor? Mahmut'un infazını İlker'e vermiş Selim abi. Ne diyorsun İlyas? Bana sıkmış şerefsiz. Bana. Yengemin içeri girmesine de o neden olmuş. Ya olur mu öyle şey arkadaş ya? Vallahi inanmıyorsan git aşağıda abisi sor, öğren. Adnan, telefonu getir. Bu İlker niye sıkıyor da biz sıkamıyoruz? Kanı bize düşer. Biri sıksın da kim sıkıyorsa sıksın enişte. Ama biri sıksın. O Fahri abi de doğru söylüyormuş. Hakikaten vurmuş kolundan Mahmut. Selim abi kolundaki yarayı görünce emin olmuş iyice. Gel. Cevap vermiyor. İlyas'a göz aydını gitmiş. Sıkmayacaksan bak taliplisi var. Sana çok talipli çıkar da Mahmut. Gel senle bir anlaşma yapalım. Ben abimi satmam. Kimseyi satmam. Ama bana kötülük yapanlara, kötülüğün kralını yaparım. Kötülüğün kralı. Ben diyorum ki, ortalığa çıkmak yok. Seni herkes öldü bilecek. Benim gizli bir yerim var, orada kalırsın. Ta ki şu devlet Nevzat işleri çözülene kadar. Benim tek isteğim var. Bana bu oyunu kuranlar, abime ölüm emrimi verdirtenler yaşamayacak. Kime sıkacaksan sıkarsın. Çok da umurumdaydı. Canımı sıkma Mahmut. İlyas ölümü görmeden inanmaz senin bana sıktığına. Abim mezar istemedi. Sıktım denize attım seni. Efendim İlyas'ım. İlker abi. Abi neredesin? Denizdeydim, duymamışım. Şimdi karaya çıktım. Hayırdır? Görüşmemiz lazım. Görüşelim. Sabah kahvaltıya gel. Yok öyle değil abi. Şimdi görüşmemiz lazım. Neredesin? Galerideyim.
Bekle, geliyorum. Eyvallah. Vallahi bana sorarsan sıkmış, denize atmış. Yemin ediyorum bu sene bir daha da balık yemem. Kardeşim. Bak yine de içime sinmedi. İstersen bize gel. Hanım da yok. Bilirsin anam sever seni. Yok reis, yok. Benim sızım. Bir iki gün evden çıkmamam lazım. Ne diyeyim? Allah yardımcın olsun. Bir şeye ihtiyacın olursa bir telefon aç yeter. Biliyorum. Adnan, arabayı hazırla. Reis, ne olmuş? İlyas'a sor. Sevine sevine anlatsın. Mahmut mu ölmüş? Öldürtmüş. Kendi kardeşimi. İlyas'a sıkan oymuş. İyi etmiş reis, ne diyeyim? Yarenin elinden telefonu alıp polise veren, Meryem'in içeri girmesine sebep olan da o. Ne Mahmut'muş bu reis? Ölene mi sevineyim, kalana mı üzüleyim anlamadım. Reis sever mi? Bakacağız. Gel evet abi. Selim abi gitti mi? Gitti. Abim? O da çıktı. Eve mi? Bakacakmış. Nazlı'ya gitmiştir. Karım senin yüzünden içeri girmedi. Gözün aydın demeye gitmiştir. Gözün aydın İlyas. Gözümle görmüş olsaydım hakikaten aydın olurdu Vehbi. Abi. Aga, hı. Başım gözüm üstüne. Nurten bacım gelsin bende kalsın da. Ya bir otele yerleştirseydik. Otel olmaz Ateş, otel motel olmaz. Nurten'in gözetimim altında olması lazım. Tamam, burada da kalsın derdim ama. Ablam kalkmış gitmiş Çakırbeylilere. Şimdi onlar da gelir melir. Kadını burada görmesin. Aa, gel bacım gel. Eşyalarını topla sen. Bir sürü Ateş abinde kalacağım. Niye abi, bir kusurum mu oldu? Bacım. Bir kusurun olsa seni niye abi diyeceğin birinin yanına yollayayım? Yollarım rahmetli kocanın yanına. Bir süre ortada olmaman iyidir. Nasıl diyorsan abi. Ablam, ben de erkenden uyudun sanmıştım. Niye uyuyayım ben bu saatte Ateş?
Otur hele, otur. Geç, geç. Geç, otur, geç. Geç. Tipi söyledi. Nurten ateşte kalsın diye. Kısık ateşte. Bula bula bu garibanı mı buldunuz eğlence diye? Yok be abla. Ateş bir saattir otelde kalsın diyor. Laf söz olur diyor. Eskiden otelde kalınca laf söz oluyordu. Yok ablam. Senin misafirinin başımızın üstünde yeri var. Ama Hızır Reis duyar da bana sorarsa ne derim diye düşündüm. Senin evine gelen her misafir Hızır Reis duyuyor mu? Yani. Senin Hızır Reis'in evine misafir gittiğini ben duydum ya. Bu alemde hiçbir şey gizli kalmaz ablam. Sizin alemde ağzı sık adam yok da ondan. Ateş. Al. Kıtlı abla. Senin şekerin düşmüş. Geldin ateşi çarptın. Allah üzüldü mü İlyas? Hepimiz Mahmud'u tanırız. Baş ağrıtan bir çocuktur ama bizim çocuktur. Derdim. Derdin. Konusunda net misin İlker abi? Ve tutturdu ben uzak yola açılacağım diye. Ben de yolladım. Sen yolladın yani değil mi? Kesin yani. Çünkü bu Mahmud ya, son anda vazgeçer, birilerini ikna eder falan. Ondan diyorum. Vallahi İlyas, istemeye istemeye. Neticede abisi benim hatırını kırabileceğim birisi değil. En azından senin bir husumetin vardı Mahmud'la. Keşke sana söyleseydi. Keşke. Tamam da benim anlamadığım Selim Ağa Mahmud'u niye bildiği yere göndermedi de meçhule gönderdi? Benim anladığım şu. Ziyaretine gitmemek için. Yarın bir gün pişman mişman olur. Vah kardeşim dememek için. Doğru olan da bu. Mahmut'un yatacak yeri yoktu zaten. Mahmut bir daha buralara gelemez. Gelir de başına iş alır. Hızır emin miymiş abisi kaydı Mahmut'un gönderdiğinden? Poliste kaydı vardı. Ben demedim. Abisi dedi. Selim abi nereye yollamış belli mi? Ne yapacaksın? Peşine mi gideceksin? Yok abi. Peşinden falan gitmeyeceğim de. En azından şunu yüzüne fırlatabilmek isterdim. Heh. Şimdi o yüzüğü parmağına tak. Bundan sonra seninle her tanışmak isteyene elini uzattığında o yüzüğe bak, Mahmut aklına gelsin. Of, abi ben resmen geri zekalıyım ya. Ya niye yükleniyorsun kıza? Zaten üzülüyor. Ha yine suçlu ben oldum. Abisini teselli et. Buraya gel nişanlısını teselli et. Bari Mahmud'u bulup onu da teselli edeydim ben. Hızır sen Mahmut'un bulabileceğin bir yere gittiğine emin misin?
Nazlı manyak manyak konuşma. Ne alakası var? Hayır, karın Mahmut yüzünden içeride ya. İlyas da zaten ona takık ya. Ona bakarsan... karım bir saat öncesine kadar senin yüzünden içerideydi. Sana bir şey oldu mu? Onu mu diyorum ben? Ne alakası var? Bak. Diyorum ki Selim zaten yıkıldı. Mahmut yerin dibine girsin, yerin dibine. Bana ne? Umurumda mı? Bir insan abisine böyle bir şey yapar mı? Her şeyin hayırlısı. Cezaeviyle ilgili bir gelişme var mı? Yarın çocuklarla gideceğiz. Çocuklar nasıl? Nasıl olsunlar? Öksüz gibi oturuyorlar öyle işte. Hızır, bak içten içe beni suçluyor olabilirsin. Ama ben vallahi böyle olsun istemedim. Ben de bir anne olarak kendi çocuğumun başına bir şey gelmesin diye kendimce bir şey yapmaya çalıştım. Yaren'e de az önce söyledim ya. O parmağına taktığın sana yol göstersin diye. Sen de bundan sonra karnına bak. Doğurduktan sonra çocuğuna bak. Ama bana sormadan kendince bir şey yapma. Kendimce bir şey sordum ben sana 1,5 sene önce. Belli ki yanlış anlamışım ama. Neymiş o? Bana beni sevdiğini söyledin. Dedim ki herhalde karısını sevmiyor. Nazlı. Ben seni seviyorum dedim. Ama Meryem'i sevmiyorum demedim. Meryem'i seviyor musun yani? Evet. Nasıl evet? Basbaya evet. O zaman senin benle ne işin var? Niye? Bu kontenjanla mı? Birini sevince başka birini sevemez mi insan? Kontenjan. Kontenjan. Evet, kontenjanla. Kadınlarda. Ve sadece bir kişiyle sınırlı. Üstelik benim gibi... Meryem gibi kadınlar da ömür boyu tek kişiyle sınırlı. Evet, ben senden önce hiç kimseyi sevmedim. Senden sonra da sevmeyeceğim. Ama şu an bu söylediklerinden sonra seni seviyor muyum bilmiyorum. Seni seviyor muyum bilmiyorum diyorsun ya. Bu kadar şey oldu bak. Karım hapse girdi. Çocuklarım bana düşman oldu. Yuvam dağıldı. Ama senin bana sormana gerek yok. Ben seni seviyorum. Hızır. Kardeşlerinin hepsini sevebilir bir insan. Çocuklarının hepsini sevebilir bir insan. Ama bir erkek...
sadece tek bir kadını sever. Niye? Ben boyu mandalina yemeye mi geliyorum? Niye geliyorsun? Nazlı, biz seninle tanıştık. Önce arkadaş olduk. Dertleştik. Sonra paylaştık. Sonra da sevdalandık. Ama bunu planlayarak yapmadık. Ben işlerimi planlarım. Ama insan gönlüyle ilgili şeyleri planlayamıyor. Eğer bunu planlamayı becerebilseydim, hayatımda sevdiğim, en çok sevdiğim iki masum insanı mağdur etmezdim. Nazlı, insanlar sevdiklerinin felaketini planlamazlar. Bunları bu şekilde Meryem'e de söyleyebildin mi? O zaman ben sana söyleyeyim. Sen karını benden daha çok seviyorsun. Ve ben şurada şunları dinleyeceğime bin kere cezaevinde olmayı yelerdim. Ne adres, ne boş sokaklar. Sormadan bulamadım. Belki de ben yolumu kaybettim. Okusam da söyleyemem adını. Çünkü ben seni suya hapsettim. Sormadan bulamadım. Belki de ben yolumu kaybettim. Okusam da söyleyemem adını. Çünkü ben seni suya hapsettim. Ne kuşlar ne de o ağaçlar. Görmeden geçirdiğim çok sabah var. Aşk diye diye kendimden bile bile vazgeçtim derken yolu kaybettim. Ağlasam da söyleyemem derdimi. Çünkü ben seni suya hapsettim. Ne aşklar ne de itiraflar, ne adres ne boş sokaklar. Sormadan bulamadım, belki de ben yolumu kaybettim. Ağlasam da söyleyemem derdimi, çünkü ben seni
suya hapsettim. Aşk diye diye kendimden bile bile vazgeçtim derken yolu kaybettim. Ağlasam da söyleyemem adını, çünkü ben seni suya hapsettim. Biliyor musun? Burada her şey köşeli. Anlamadım. Cezaevinde her şeyin bir köşesi var. Kitap okunan köşe, çay içtiğin köşe, namaz kıldığın köşe, gözyaşı akıttığın köşe ve gökyüzüne baktığın köşe. Özgürlüğü hissetmek için bile kendine bir köşe ararsın. Gökyüzünü görmek için bile böyle kendine bir köşe bulursun. Bu sabah uyandığında ilk ne hissettin? Çocuklarım yataktan ilk kalktığında. Ben normalde evde ayakkabıyla gezerim. Ama bu sabah yataktan kalkarken ayakkabı giymek zorunda olduğumu fark ettim. Ve zorunda olmanın hapsolmak olduğunu hissettim. Ama burada olmayan bilemez işte, fark edilmez. Peki sen ilk ne hissettin? Ben Hallacı Mansur'un bir sözünü okuduğumda hissettiğim şeyi fark ettim. Cehennem sadece acı çektiğimiz yer değildir. Cehennem aslında acı çektiğimizi kimsenin duymadığı yerdir. Sen bana böyle bunun gibi yuvarlak bir şey yapabilir misin? Yaparım. Adını da Dünya koyalım. Tamam. Hadi. Yüz yuvarlak. Bana da ver. Hı? Hı. Aşkın içinden geçtiysen büyümüşsündür, büyümüşsündür. Rüzgar yönünü değiştirdiysen esmemişsindir, ılıksındır sen. Bu neyin bedeli böyle maalesef, yanmadan yanmadan sönmüyor insan. Bu neyin bedeli böyle maalesef, yanmadan yanmadan sönmüyor insan. Keşfet alıp kendini seyrettiysen, hatalarınla yüzleşmişsindir. Mutlu olmayı hak ettiysen, sabretmişsindir, sabretmişsindir. Bu neyin bedeli
yanmadan, yanmadan sönmüyor insan. Aşkın içinden geçtiysen büyümüşsündür. Vah Selim vah. Bu Mahmut denen oğlana Allah-u Teala sevme tiniyeti bahşetmemiş demiştim ya. Bence hiçbir şey bahşetmemiş. Ne diyelim Şahin'a? Ne diyeceksin Hızır'ım? Selim toparlayabilecek mi onu de bana. Ben olsam toparlayamazdım. Selim'in zaafı kardeşiydi. En azından zaafı yok artık. Zaafı yok ama acısı çok. Bu Reha var ya, ona sevgimi gösteremedim. Sevmedim demedim. Gösteremedim. Zaafım olmasın diye. Olmadı da Allah için. Eğer bir gün bana bir şey olursa Hızır'ım, evladım sana emanettir. Olmayacak Şahide. Olmayacak. Hiç kimseye hiçbir şey olmayacak. Ne bana bir şey olacak, ne sana bir şey olacak, ne Reha'ya bir şey olacak. Sevdiklerimden hiçbirine hiçbir şey olmayacak. Sensin. Sensin Hızır'ım. Sensin. Benim adım Hızır. Bir müşkülüm varsa söyle. Yeter ki gam verme. Eyvallah. Abi, yani girileri gibi durmuyor mekan. Topla tüfekle girelim diyorsanız orası ayrı. Hayırdır? Savaşa mı giriyorsun Reha? Nereye giriyorsun? Civciv, çocukları topla toplantının çıkışına getir. Oradan cezaevine geçeriz. Masanın toplantısının çıkışına mı abi? He. Şimdi kardeş, sen bunun üzerinden bana bir anlat bakayım. Ben anlarım. Gençliğimde inşaatlarda çalışmıştım. Bunlar anlamaz. Bunlar doğuştan zengin. Bu hariç. Şimdi abi. İşaretlediğim her yerde kamera var. Üç vardiya. Güvenlik için 16 kişi çalışıyor içeride. Geceleri kapılardan girmek mümkün değil. Bütün alanlar lazerlere bağlı. İyi bir şey var mı söyleyeceğin? Gürültüyle gireceksek abi, şurada iki kapı var. İçeride kaç kişi olduğu sıkıntı değil de, alarmlar ötünce içeri girmenin bir anlamı yok. Bütün İstanbul iki dakikada tepemizde. İçeriden hiçbir şey çıkaramayız. Bu alarmları kapatmanın bir yolu yok mu? Dışarıdan yok. Peki içeriden birilerini bulsak böyle parayla marayla? Ya saçma sapan konuşmayın işte. İçerisi zaten full para dolu. Amca, sen dün Sibiryalı'yla görüşeceğim diyordun. Cezaevinden direkt oraya gideceğim.
Vehbi. Buyur reis. Abi kusura bakma da yani hakikaten hayret ediyorum seni şu öldüreceğin adamları önceden görme sevdana. Hakikaten hayret ediyorum. Bir gün seni vurunca anlarsın İlyas. Tövbe tövbe. Ulan Selim geldi aklıma. Allah korusun. Şaka yaptım lan, şaka yaptım. Amca. Efendim. Madem içeri gireceksin bu Sibiryalı'yla görüşmeye. Ben de seninle içeri girsem. Börek yaptım, pasta yaptım. Ne demek yemek almaylar içeriye? Anne, böreğin içine bir şey koyarlarsa diye yasak işte. Sanki bilmeyi yasak olduğunu. Bunları bahet duruyor ki sırf bahesiyet olsun. Kadın cezaevi durda. Ne sokacaklar içeriye? Ay anne, herkes senin benim gibi saf ve temiz mi? Elde neler var neler. Mübeccel, sen misin saf ve temiz? Hatice'cim, sen bugün öbür eve uğrayacak mısın? Uğrayacaksan söyle de ihbarını geri çeksin. De, abla eve dönebilsin artık. Ben bugün uğramayacağım. Ama istersen Hızır'a söyleyeyim. Mübeccel böyle böyle yapsın dedi diyeyim. Hı? O gece iletir. Canım benim. Gece ya da gündüz benim için fark etmez. Doğru doğrudur. Ayşen ablaya bir şey sorabilir miyim? Sor tabii. Annemin bir tane kolyesi var ya hani. Bir tarafında ben varım, bir tarafında Ömer var. Onu götürsem içeri alırlar mı? Bir tanem annenin de fotoğraflarınız var zaten. Metal kolye sıkıntı olabilir. Sen de süslenme o kadar. Ayıptır. Annem beni iyi görsün diye giyinmeme süslüyorsun da babaanne. Bizi götürecek olan babam ortalarda yok. Ayıbı onu anlat istersen. Uşak iyiydi İda. Bu Hızır nerede kaldı? Anne, Civciv götürecekmiş çocukları. Toplantısı bitince Hızır abim oradan geçecekmiş. İyi. Tabii. Ailemizin reisi olmak kolay mı? Bu kadar işin içinde abi toplantıya gidiyor. Biz de böyle pasta börekle uğraşıyoruz. Mübeccel, gerçekten senin yüzünü görmek istemiyorum. Neden biliyor musun? Neden Hatice? Allah muhafaza. Çocuğum sana benzer falan. Hatice. Nerede kaldın be Civciv abi? Selim nerede Hızır? Selim yoksa veliahtı neden yok? Selim gelmedi çünkü veliahtı öldü. Yasta.
Nasıl ölmüş? Ve bundan bizim neden haberimiz yok? Bunu anlatmak için masaya bir araya getirdim. Dün Selim kardeşini öldürtmüş. Ne diyorsun sen Hızır? Hızır Reis doğru söylüyor. Sen nereden biliyorsun Vıcık? Çünkü bana öldürttü. Hızır Reis. Belli ki olaylar bilginiz dahilinde olmuş. Bize de anlatır mısınız? Bilgim dahilinde olmadı. Akabinde Selim gelip bana anlattı. Ben de büyük adamsın. Ben böyle bir karar alamazdım dedim. Mahmut. Ne yapmış ki Selim Ağa reis? Selim'e bir şey yapmamış. Bana yapmış. İlyas'ı vuran Mahmut'muş. Karımın içeriye girmesine sebep olan o kayıtları sızdıran da o. Ünal Bey'in kızını savaşa takip ettiren de Mahmut'muş. Selim bunları nereden öğrenmiş? Mahmut itiraf etmiştir. Yoksa nereden öğrenecek? Bu masada kimsenin bilmediği bir şeyi. Nevzat'tan. Selim aile Nevzat. Ne alakaları varmış? İşte önemli soru bu. Nevzat, Selim'i çevirmede almış. Demiş ki, senin bilmediğin şeyleri biliyorum. Eğer masayı bana satmazsan, bunların hepsini yayarım. Sadece Mahmut'u değil, seni de öldürürler. Açıkçası kızımı takip ettirenin faturasını Selim'e de keserdim. Biliyorsunuz etek meselesine takık. İntikam almak için yapmışlardı. Selim Ağa Nevzat'a ne demiş peki? Ne diyecek toprağın? Kendi kardeşini öldürdüğüne göre. Selim, bu masada hepimizin göstermesi gereken tavrı göstermiş. Dün bana geldiler, karımı içeri attırdılar. Bugün Selim'e, yarın bu masadaki herhangi birinize. Bu Nevzat'a karşı bir şey yapmamız lazım. Ona bir şey yapmasına yapacağım. Yapacağım da önemli olan Selim gibi kardeşimizin ölmesine razı olup bir şantaja baş mı kaldıracağız, yoksa buradaki kardeşlerimizi hemen satmaya mı başlayacağız? Değil mi tipi? Anlamadım dadaş.
Karımın şu anda içeride olmasının nedeni Nevzat. Dışarıda olmamasının nedeni ne peki? Ne? Dadaş. Sensin. Ne alakası var benimle Hızır? Ne diyorsun anlamıyorum. O kadını Ateş'in evinde gizli gizli saklattırmayıp. Kocam ölmedi. Romanya'dan aradı, hayattaymış. Masum birini suçsuz yere içeride tutuyorsunuz dedirtseydiniz, şantajlara maruz kalmazdık. Reis, benim ne alakam var? Ben tipi aga ne dediyse onu yaptım. Ateş. Ben sana demedim mi? Nurten'i sakla. Ablam saftır. Kız bir yalan söyler elinden kaçar. Hızır Reis dediği zaman kızı götürelim. İfadesini versin diye. Ha? Aynen de böyle söyledi. Eminim böyle söylemiştir. Bundan hiç şüphem yok. Ama diyorum ki niye benden gizli iş çeviriyorsunuz? Selim, kardeşini öldürmesini istediğinde bana niye söylemedin İlker? Belki benim ona soracağım bazı şeyler vardı. Reis doğru söylüyor. Mahmut bu kadar şey yaptıysa kim bilir neler yaptı. Neticede Selim'in veliahtıydı. Hızır Reis, başımıza gelen her şeyi masaya söyleyecek miyiz? Başına ne geldiğine bağlı, Supi. Bu mevzu Selim Ağa'nın aile meselesi. Adam yapmış bir baba yiğitlik. Bir de açıp sana sorsun mu? Selim sorsun demedim. Onun adamlığını da sorgulamıyorum ama İlker soracak. Haklısın Reis. Özür dilerim. Şimdi beyler, bu masada bir daha kimse özür dilemesin diye tekrar soruyorum. Nevzat'a karşı açığı olan var mı? Sessizlikten sonra bir şey duyarsan Hızır, masaya sormadan gereğini yapma hakkı lider olarak senindir.